behind bars. What's next? And the city's safer than ever. Maybe Peter Parker can have more to life. Are you in trouble? Do you need money? No, no, I mean, I'm a little behind on my rent, but no, I'm fine. Take care of this place. It represents the best part of me. This is Miles. He's gonna be helping out around here. For acts of extraordinary bravery. I'm the one who kept order in this city! What is this? Devil's breath. Your city and everything you care about will be destroyed. The people will beg you for help, but you won't be able to save them. Get more backup. Wait! We've got to play this just right. Maybe the city needs our friend more than you think. Peter! Herkese Teknoloji Oku'dan selamlar, ben Ünsal. Bizler için 2018'in en heyecanla beklenen oyunun niteliğindeki Marvel Spider-Man'e en sonunda kavuştuk. Duyurulduğu ilk andan itibaren gösterdikleriyle mükemmel bir oyun ortaya koyacağını ispatlayan Insomniac Games, beklentileri fazlasıyla karşılamayı başarıyor kesinlikle. Spider-Man oyunu için o kadar çok şey var ki aslında. Yapımcılar oyunu tasarlarken Batman Arkham serisinden bayağı bir esinlenmişler. Oyunu kopyalamışlar demek hem haksızlık hem de biraz vicdansızlık olur, ancak başarılı olmuş bir formülün üzerine gitmek istedikleri son derece bariz. Peki her iki oyundaki benzerlikler neler? Sadece yumruklarla savaşan düz düşmanlar, elektrikli sopa taşıyanlar, arkasına geçmeniz gereken kalkanlı abilerimiz ve amcalarımız, dümdüz yumruk atmanın yeterli olmadığı haddinden fazla heybetli arkadaşlar derken, Manhunt'ını Arkham çetleri kuşatmış gibi bir durum söz konusu. Sakın bu dediklerimi yanlış anlamayın. Çünkü yapımcılar Spider-Man'in ağ kullanma yeteneğini o kadar iyi işlemişler ki, gerek şehir içi ulaşımda, gerekse de kapışmalarda tamamen kendisine has bir yapı ortaya çıkarmayı başarmışlar. Bu konuda kendilerini tebrik etmeden geçmek istemiyorum. Gelelim oyunun mükemmel bir şekilde icra ettiği ve en güçlü tarafı olan aile gezinme kısmına. Burada hiç öyledir böyledir demenin alemi yok sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yapımcılar bu kısımda adeta şov yapmışlar. Daha önce herhangi bir oyunun haritasında gezinmenin bu denli keyifli, eğlenceli ve akıcı olduğunu açıkçası hatırlamıyorum. Spider-Man'in Arkham serisinden ayrıldığı en önemli özelliği ise şehrin tamamen yaşıyor olması. Arkham'ın o yalnızca suçluları barındırdığı şehri yerine burada her şeyiyle yaşayan, nefes alan, hayatına devam eden bir şehir var. Daha önce de dediğimiz gibi, oyun Arkham serisinden izler barındırıyor. Bu izlerden biri de kahramanımızın duvarların arkasından dahi düşmanlarını görmesini sağlayan bir görüşe sahip olması. Oyunun hemen her şeyi çok güzel olsa da ilginç bir şekilde boss dövüşlerinde çıtasının altında kalıyor. Bazen sokak çiftleriyle dövüşmek boss kapışmalarından daha zor. Peter Parker'ın ısırılmasından 8 yıl sonrasında konu olan Spider-Man oyunu hikaye olarak aslında bildiğimiz olgulara sahip. Yani daha oyunun ilk dakikalarından sonunu tahmin etmek mümkün. Buna rağmen araya serpiştirilen olaylar, hikayenin çıkışları oyunu sürekleyici bir yapıya sokmuş durumda. Oyun boyunca çoğunlukla eğlenceli vakit geçiriyor ama aynı zamanda hikaye akışına da kendinizi kaptırıyorsunuz. Kısacası Spider-Man oyunu, Spider-Man'in sadece eğlenceye odaklanmadığını, aslında ne kadar güzel bir hikayeye sahip olduğunu bizlere gösteriyor. Oyunda toplamda 27 farklı kostüm bulunmakta. Klasik kostümden tutun da Noir kostümüne kadar aklınıza gelebilecek birçok kostüm oyunda yer verilmiş. Bu kostümleri oyunda bulunan ekstra mini görevler sayesinde açabiliyorsunuz. Yani oyun alanına dağıtılan sırt çantalarını toplayarak, basit suçları çözerek ve challenge gibi görevleri yaptıkça bu kostümleri açabileceğiniz jetonlar kazanıyorsunuz. Oyundaki bu ufak görevlere yüklenen kostüm açma unsuru, belki de normalde dönüp bakmayacağınız bu görevleri bile yaptırabilir kılmış. Ek olarak her kostümün kendisine has bazı özellikleri bulunuyor. Örneğin Iron Spider kostümünü açtığınız zaman,
tıpkı Infinity War filminde olduğu gibi 4 tane metalik kola kavuşabiliyorsunuz. Yani kilidini açtıysanız Iron Spider kostümündeki mekanik kolları diğer kostümlerde de kullanmanız mümkün. Her kostüme özel olarak tasarlanan bu güçler dövüş alanlarında da size yardımcı oluyor. Gelelim oyundaki en can alıcı noktalardan biri olan yetenek ağacımıza. Toplamda 3 farklı bölmeye ayrılan yetenek ağacında ekipmanlarınız, ağ atma özellikleriniz, defans ve dövüş yetenekleriniz gibi birçok özelliğinizi güncelleyebiliyorsunuz. Burada harcayacağınız yetenek puanlarını ise kazandığınız deneyim puanları ile seviye atlayarak elde edebiliyorsunuz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra kullanabileceğiniz bazı ekipmanlar da oyunda mevcut. Dövüş anlarında yardımınıza koşan bu ekipmanları kullanması hem çok kolay hem de oldukça gerekli. Zaten dövüş unsurunu zenginleştiren önemli unsurların başında da bu ekipmanlar geliyor. Patlama ya da rakibi duvara yapıştıran ağ atma dinamiklerini değiştirebildiğiniz gibi havada süzülen örümcek bir drone bile kullanabiliyorsunuz. Evet, örümcek bir drone. Oyunun ana hikayesine tekrardan dönecek olursak, Wilson Fisk'in sonunda hapsi boylamasını sağlayan Spider-Man, New York sokaklarının artık huzurlu olacağına dair safça hayallere kapılıyor. Ancak Fisk'in demir yumruğu olmayınca çeteler birbirine giriyor ve bunların arasından en dikkat çekeni ise Damon's çetesi. Çetenin lideri de David Spade isimli bir projeye kafayı takmış durumda. Bununla birlikte kahramanımızın bu projenin ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilmiyor. Ana hikayesi tamamen bu gizli proje üzerine kurulmuş durumda. Oyunda ağ atarak gezmek o kadar keyifli ki, şehrin dört bir yanındaki yan görevlere seyahat etmek bile insanın canını sıkmıyor. Pek çok oyunun aksine bu görevler eziyet gibi de gelmiyor aslında. Zaten çoğunu şehirde sağa sola koştururken aradan çıkarıyorsunuz. Bu yan görevler bize kostüm yapmak, kostümleri modifiye etmek ve çeşitli araç ve gereçleri açmak için gerekli kaynakları sağlıyor. Şehirde rastgele gerçekleşen suçlar hikayede geldiğiniz noktaya göre de değişkenlik gösterebiliyorlar. Bu suçları çözmek de en sık yaptığımız yan görevler arasında. Bu arada oyunun grafiksel bakımından bazı düşüşler yaşadığıyla alakalı çıkan dedikoduları da hiçbir şekilde aldırış etmeyin sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Güncel oynanış videolarıyla geçmiş videoları kıyaslamanız yeterli. Insomniac Games eşsiz bir Manhattan sunuyor ve inanın pılınızı pırtınızı toplayıp New York'a taşınmayı bile düşünebiliyorsunuz. Yeni Spider-Man oyunu doların bu haliyle bile çıkar çıkmaz satın alınmayı hak ediyor. Sürükleyici ve aksiyon dolu hikayesi, muhteşem oyun mekanikleri, ilgi çekici karakterleri, keyifli yan görevleri, hayat dolu ve olaylarla birlikte değişim gösteren şehriyle ortalama 20 ila 30 saatlik eğlenceli bir macera sizleri bekliyor diyebilirim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. What is happening to our city, Yuri? I don't know. Feels like the end of the world. Maybe it is. Peter Parker, how the hell are you? The city is in danger. It needs our help. All of our help. All right, well, call the play, coach. Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. This is opportunity knocking. You know the closer you get to them, the more you become a target, right? The closer I get, the better chance we have to stop them. I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight. This city's had enough of your vigilantism. You're officially an enemy of the people. Come on, Peter!